Bu dersimizde ise arkadaşlar uygulamamızı biraz daha değiştireceğiz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Uygulamamızı tüm telefonlar, tüm cihazlar için yani iPhone 4, iPhone 5s ve iPhone 6 gibi tüm cihazlar için uyumlu hale getirdik. Hepsinde herhangi bir görüntü sıkıntısı olmasından çalışıyordu. Şimdi bu dersimizde ise artık bilgileri telefonu salladığımızda göreceğiz. Yani telefonu salladığımızda bilgi değişecek. Buna ses efekti de ekleyeceğiz iPhone uygulamalarında e, bu işlemleri algılayan bazı e, sensörler var. Sensörlerden bir tanesi accelerometer. Accelerometer, accelerometer deniyor herhalde. E, telaffuzu tam olarak. E, bir de gyroscope var. Accelerometer arkadaşlar eee ve hızı algılıyor. Eğmeyi ve hızı gyroscope yönü algılıyor. Bu iki sensör telefonlarda bu işlevi görüyor. Şimdi bu iki sensöre erişmeyi ve kullanmayı öğreneceğiz. Şöyle yapalım. Öncelikle View Controller M'e gidelim. Herhangi bir bilgi istiyorsanız şu fonksiyonlar hakkında yapmanız gereken şey basit. We kontrolü mesela hangi klasın alt klası olduğunu öğrenmek istiyorsanız cmd'ye basıp üzerine tıkladığınızda size kütüphane açıyor. Görmüş olduğunuz gibi UI View control controller'ın alt kütüphanesi. Alta bastığınızda üzerine tıkladığınızda ise size kısa bir bilgi veriyor. Veyahut da referansa e tıklayarak arkadaşlar kütüphaneden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Apple'ın olduğu için güzel bir kaynağı var. Buradan hiçbir siteye ihtiyaç duymadan birçok şeye ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim dersimize. View Controller M'e geliyoruz. View Controller e geldiğimizde şurada e, butona tıklandığının altına yapalım. E, işlemleri gerçekleştirelim arkadaşlar. Yapmamız gereken şey tire iki, birkaç tane fonksiyon tanımlamak. Bu fonksiyonların daha fazlasını e, sallamayla, telefonu sallamayla alakalı e, fonksiyonları yine kütüphaneden bulabilirsiniz. Motion begin arkadaşlar ilki. Motion cancel ve var. Motion begin adından da anlaşıldığı gibi e, sallama başlandığı anda çalışacak fonksiyon. Telefonu salladığımız anda çalışacak ilk fonksiyon motion begin. Gelin şuraya ns log e, şu, bir tane log bırakalım. Diyelim ki telefon sallandı. Telefon sallandı. Ardından ikinci fonksiyon ise arkadaşlar void Şöyle motion ended. Yani sallama durduğu anda çalışacak fonksiyon. Hemen şuradan e, parantez koyalım. Evet. Buraya da nslog ne diyelim? nslog e, telefon telefon sallanması durdu. Ve son olarak da biraz önce söylediğim gibi şöyle şuraya return type void bunların motion cancelled yani sallama iptal edilirse de bu fonksiyon çalışacak herhangi bir nedenden sallamamız iptal edilirse. Sallanma iptal edildi diyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım bakalım. Peki <laughs> bu simülasyonda sallamayı nasıl e, algılayacağız? E, gerçek telefondaki kadar algılayamasak da, e, burada simülatörde bir özellik var, hardware özelliği var. Şimdi çalıştıralım tele uygulamamızı telefonumuzda. Evet, eğer ki bunu direkt cihazımızda, telefonumuzda çalıştırsak sallamayı daha net algılayacaktırız Yani elinizde salladığımız zaman telefonu e gerçekten de hissedeceksinizdir. Fakat şimdi şurada hardware bölümünde de yapacağız aynı işlemi. Hardware'e tıkladığınız zaman e buradan shake gesture tıkladığınızda telefonu bizim için sallayacak. Fakat bunu tabii ki simülatörde o kadar net göremesek de en stoktan anlayacağız. Check gesture'a tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alt kısımda telefon sallandı. Telefon sallanması durdu diye mesaj geldi. Tekrar tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi telefonumuzu sallıyor şu anda. Shake gesture. Şimdi telefon her sallandığında, telefonu her sallandığımızda bilgiyi değiştirelim. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Onun için de uygulama motion ended yani sallanma durduğunda şöyle bir if statement yapalım if diyelim motion eşitse e, yani sallanma tanımladığımız şuradaki motion parametresi eşitse neye e, UI event subtype motion shake telefon sallanmasına eşitse telefon sallanmışsa yapacağımız sistem şu self bilgi label nokta teksti değiştireceğiz neyle değiştireceğiz yeni bir tane Self bilgi küresi Pardon Evet bilgi küresi Ve rastgele bilgi oluştur diyeceğiz Yani telefon salladığımızda ne yapacağız bilgiyi değiştireceğiz deneyelim bakalım Evet sallıyoruz hardware shake gesture diyoruz Tıkladığımız anda görmüş olduğunuz gibi hem çiçek değişiyor hem de aşağıda log var e, Telefonun sallandığına dair görmüş olduğunuz gibi telefonu her salladığımızda e, Küredeki bilgi Değişiyor, yeni bilgiler veriyor bize. Şimdi e, ne yapabiliriz daha fazla burada? Bir de şuraya şey ekleyebiliriz. E, telefon ilk şöyle e, sallandığında ekranda bir bilgi gözükmesin. Onu da şöyle yapacağız. Sallama bittiği anda gözüksün. Onu da şuradan şöyle NS e, Self e, Bilgi Küresi Text eşittir Nil diyoruz. Boş. Şimdi e, tabi bu e, Dediğim gibi arkadaşlar simülasyon evet bilgi küresi evet nereye yanlış yaptık burada? Ne diyor? Bilgi küresi yaptık. Bilgi label diyecektik şuraya bilgi label. Şimdi çalıştıralım. Şimdi sallayalım bunu. Evet telefonumuzu salladığımızda görmüş olduğunuz gibi bilgi değişiyor. Eğer ki cihazınızda çalışırsanız bu işlemi daha net algılayacaksınızdır. Yine birkaç animasyon ekleyeceğim ben arkadaşlar. Bir sonraki derslerde animasyon ekleyeceğim. Ee, telefonun sallanmasını daha net algılayacağız simülasyondan. Tabii ki telefon kadar etkili olmayacaktır. Şöyle bir de ses eklersek. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzu her salladığınızda bilgi değişiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.